Hoş geldiniz arkadaşlar. Şey, Çağrı, bir şey soracağım sana. Hani OBS sesi var ya kardeşim. Evet. Hani yayına giden. Şunu kıstığın anda azalıyor mu? Yoksa önemli olan OBS'teki mi acaba? Şeyde onu yok, OBS'tekini kısarsan kendi arka taraftaki de gider. Yani senin yok, onu biliyorum. Ay, bunu kıstığım zaman diyorum. OBS'te de müziğin sesi kısılıyor mu? Canlı yayında evet, yani. Evet. Öyle mi? Tabii. Heh, tamam. Evet sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Benim görüntüde bir sıkıntı mı var? Bana mı öyle geliyor? Takılıp kalmışım. Donma var. Onu bir düzelttim şimdi. Şey, sen de aklında olsun. Sen de olursa bir kez Discord'da şimdi düzeliyor. Hoş tamam. Geldiniz arkadaşlar. Umuyorum seslerimiz yerindedir, iyidir. Varsa bir eyvallah bir kancım, teşekkür ederim. Varsa bir şey lütfen söyleyin. Hasan Soğuk, merhaba yeniler, dijital sasak burada izleyelim. Hoş geldin. Yusuf'cum, Onur abi selamlar diyor. Hoş geldin Yusuf. GPB Alican, selamünaleyküm abi derim. Hoş geldin Alican'cım. Merhaba, iyi yayınlar, kolay gelsin diyor Bulut. Sağ ol Bulut, hoş geldin sen de. Nasılsın Onur abicim diyor Yusuf'cum, teşekkür ederim. Sağ olasın. DS Emir geldi. Fenerbahçe kaptanı Emir de burada. Abi bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe kaptanı Emir burada diyorsun da kardeş kardeşi bunu yapar mıydı ya? Bana bunu söyle. Ne oldu? Yani videoları seyrediyoruz kanaldan yani abi. Kardeş kardeşi bunu yapar mı? Yani işte biz mücadele bizde böyle abi. Bizde mücadele böyle. Sonuna yani, kadar mücadele. Bilemeyeceğim artık. Emir de söylesin yani. Kardeş kardeşi bunu yapar mı? Ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Cafer'cim hoş geldin kardeşim. Batuhan hoş geldin. Cafer, yeni sezonda başladılar. Güzel kadro kurmuşsunuz. Umuyorum daha iyi olursunuz. Atacığım selamlar. Onur abi kolay gelsin demiş. Ne iyi maç yapacaksınız abi şimdi? Kura çekimimiz var. Türkiye Kupası kura çekimimiz var. Kura çekimi var. Hatta şöyle söyleyelim. Bayağı da efsane bir kura çekimi olacak. Yani şu anda bizim çekindiğimiz Çağrı, daha doğrusu çekindiğimiz derken şu anlamda, yani böyle bir kura gelirse o yayınlar aynı gün olmak zorunda olduğu için çekindiğimiz, nasıldı Galatasaray Fenerbahçe Antep miydi, gelme ihtimali var değil mi? Aynen öyle. Bak ben sana hatta şöyle göstereyim en basitinden. Şimdi kural takımlarımızın şeyli eşleşmeleri bu. Daha doğrusu torbalar. Evet. Önce de torbaları bir inceleyelim. Birinci torba Galatasaray Espor, Göztepe Gaming, Games AS4 Games Crew Futbol Assist. İkinci torba Eskişehir Spor Espor, Göztepe Futbol Kulübü Espor, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Espor, Altay Espor. Üçüncü torba Aurora, Adana Spor Espor, 1907 Fenerbahçe Espor, Kasımpaşa Espor. Dördüncü torba Yeni Malatya Spor Espor, Tulpara Espor, Bilgi Espor, Digital Stars Espor, Mersin Espor ve Sivas Spor Espor. Biz şeyde ne konuşmuştuk yayından önce? Ben sana dedim ki ya abi birinci, ikinci torba hani Galatasaray, Antep, Fenerbahçe bir torbaya düşerse ne olur? Ben ufak bir şey yapacağım, onu yapayım sana. Bana gelen bir bilgi şöyleymiş, onu yapmaya çalışıyorum şu anda. C ve D grubu 5 takımlı, diğer gruplar 4 gruplu olacağı için onu hallettim. Evet, 2 grubumuz 5'er takımlı olacak, 18 takım olduğu için biliyorsun. Eskişehir Spor hoş geldiniz, Güngör hoş geldin. Diğer gruplarımız 4'er, A ve B 4'er olacak. Şanslar artık, bakalım şansa girecekler. Sen ne yani düşünüyorsun Galatasaray... peki, eğer olur da Galatasaray, Antep, Fener olursa? Bak peki şunu düşün, bak bir de şunu düşün. Göztepe, tamam mı? Gaziantep'le biliyorsun şeyde ASCII turnuvasında oynamışlardı. Göztepe, Antep, şu anda şeyi arıyorum. Eskişehir arıyorum. Eskişehir nerede? Eskişehir de ikinci torbada ama. İkinci torba. Aa bir dakika. İkinci o zaman, torbada eşleşemezler. O zaman Göztepe, Eskişehir diyelim. Göztepe, Eskişehir. Orada başka kim vardı? Adana var üçüncü torbada mesela. Adana. Bak Göztepe, Eskişehir, Adana. Ve Tulpar olabilir, Malatya olabilir. Malatya. Çünkü Gökhan'ın da bayağı bir pas yapan takım var. Bu eşleşme de çok iyi olur sana söyleyeyim. SS geliyor diyor, hoş geldiniz. Valla biz burada ne kurallar çektik Onur abi, sen de biliyorsun onu. Neler yaptık yani. Tuna 58 kilo hoş geldin. Hoş geldin Tuna'cığım. Harun hoş geldin. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş hazırsanız başlayacağım. Sadece tek bir şeye bakmak istiyorum şu anda. Ona da bir bakayım. Ve şimdi başlıyoruz hazırsanız arkadaşlar. Ben bu arada şundan da bilgi vereyim size. Çağrı ile beraber yapıyoruz biliyorsunuz bu yayını. Çağrı, ben kuralları çekerken kontrol alanında olacak. Ve Çağrı da şuraya bakıyordum. Çağrı görüyor musun? Şuna bak. Gördüm abi. Gördüm. Çağrı da arkadaşlar elinden geldiğince yardım edecek ve beraber bu kuralları çekeceğiz. Şimdi şöyle bir Çağrı, beni büyük ekran al bir. Alayım abim. Dur. Sevgili dostlarım, şöyle göstereyim. Daha doğrusu hatta önümde şöyle hazır. Şöyle 1, 2, 3. Bak Yusuf merak ediyormuş, nerelisin diye soruyormuş. Ben mi? Yusuf'cum, ben doğma büyüme İstanbulluyum ama aslen Malatyalıyım.
Şimdi şöyle bir kamerayı göstereceğim. Sizler de görün diye tam önümdeki kamerayı. Birinci torba, ikinci torba, mikrofon, üçüncü torba, dördüncü torba, ben. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim yine. Adam ya. 1 ve 2, 1 ve 2, 3 ve 4. Mikrofon, tamam mikrofon da orada zaten. Evet. Mikrofon burada. Bu da mikrofon arkadaşlar. Yeğenlerin kinderleri güme gitti yine diyor. Aynen. Aynen. Kinderler gitti. Kuray falan gerek yok. Direklerin Galatasaray kupayı zaten sonunda kupa olacak demiş. Taronil. Dijital Stars vazgeçmeyenler diyor. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Şu anda bekliyoruz. İlk kura gelmek üzere. Vallahi bilmiyorum neler olur neler olmaz ama eğer ki benim dediğim yani bizim konuştuğumuz kura çıkarsa çok efsane bir grup olur o yani. Bir de şöyle de bir durum var. Bu 3 takım aynı zamanda biliyorsun Şampiyonlar Ligi'ndeki yarı final takımları. Aynen öyle. Yani tekrar bakacağım şöyle bir tekrar bakmak istiyorum oraya. Peki şu nasıl olur? Galatasaray, Antep. Yok Antep'i söylemiştik. Galatasaray, Başakşehir. Aynen. Galatasaray, Başakşehir. En son torbada İstanbul takımı var mı? Diyecektim ki Fenerbahçe tam bir İstanbul grubu olur diyecektim. Malatya, Tulpar. Tulpar gerçi İstanbul'da mı? Öyle bilgi var bak. Bilgi var abi. Bilgi var. Olabilir. Futbolist. Şöyle biraz şey bakalım. Bak biraz da tam tersi gidelim. En çok gurbetçi olan takımlara bakalım. Gel. AS4. AS4. Antep. Aynen. Diyebiliyorum ben. Eskişehir'de de var ama Antep diyebiliyorum. Gurbetçi ondan sonra şöyle bakıyorum. Galatasaray'da da var gurbetçi. Ya en çok dedim ama. En çok AS4. Aynen. Ondan sonra Antep diyelim. Aynen. Daha sonra Kasımpaşa, Adana, Team Aurora, Fenerbahçe'de var galiba. Fenerbahçe, Galatasaray. Abi yine aynı grup oldu zaten. Demek ki i̇şte başarılı takımlar Almancı mı almış ya? Bilemeyeceğim artık. Almancı mı almışlar yoksa Türkiye'de altyapı mı yok? Altyapıda sıkıntı mı var gerçek hayattaki gibi? Bunlar oturulur, tartışılır bir o gün. O zaman aynen öyle. O zaman bir bilgilendirme yapalım arkadaşlar ve daha sonrasında başlıyoruz. Seneye bu kuralla alakalı yönetimimizin bir çalışması var. Belki farklı şeyler olabilir. Çünkü chat'e de soralım bakalım şeyleri neler. Yani fikirlerinizi yazabilirsiniz. Çünkü neler? Yani bununla alakalı daha sonra konuşalım Çağrı ya. Bu çünkü biraz tabii. Şey olabilir. Kafa karışan bir durum olabilir. Kura'yla ilgili ne düşünüyorlar? Bir de chat'e onu sormak lazım. Evet arkadaşlar Kura'yla alakalı düşünceler. Işte. Aynen Çağrı iyi yere, güzel yere değindin kardeşim. Kura'yla alakalı var mı? Kim var? Tahmin var mı? Onur abi maç yapıyor mu? Yapıyorsa ne zaman demiş. Ahmetciğim hoş geldin. Biz Fenerbahçe Espor adına burada oynuyoruz. Ama ben oynamıyorum. Kardeşim ve takım oynuyor arkadaşlar. Şimdi bakalım kurallar geldi mi? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Çağrı'nın sesiyle müzik arasında bir bozukluk var mı? Yani müzikten dolayı Çağrı'nın sesini duyamıyoruz ya da müzik sesi az. Lütfen söyler misiniz arkadaşlar öyle bir durum var mı diye. Ne demişler? Çağrı. Şampiyon C grubundan çıkacak diyor. AS4 İstanbul Başakşehir Kasımpaşa Dijital istemişler. Birkan öyle istemiş grubunda. Galatasaray kim? Samet yazmış. Bak Samet şöyle hani Galatasaray Başakşehir Fenerbahçe Sivas. Tamamdır. Ben hatta bizi değil de yine şeyleri koyayım. Torbaları koyayım. Yeni gelen arkadaşlar da şeyi görsünler. Kura'yı. Tamam. Ondan sonra bir baksınlar eğer hangi kura'ya göre bir tahminlerde bulunsunlar. Başakşehir orijinal hesabıyla geldi ve tüm takımlara başarılar diliyoruz diyor. Çok teşekkür ederiz. Ve artık yavaş yavaş geçiyoruz. Hazır mıyız? Kura tahminim seyrek ele bak. Kura tahminim çilekli lollipop, karpuzlu lollipop. Güzel. Evet arkadaşlar biri daha gösteriyorum. Hani aklınızda bir soru işareti olmasın. Birinci torba, ikinci torba, mikrofon, üçüncü torba, dördüncü torba. Hadi dört bakalım. Torbamız var. Bak Emir'den bir şey geldi. Galatasaray, Eskişehir, Adana, Sivas. Bir şey söyleyeceğim Çağrı sana. Şimdi şöyle bir geçiyorum tekrar buraya. Şimdi biz önce A grubunun birinci torba olduğu için çekelim. Önce grup liderlerini mi çekelim? Bence en son grup liderlerini çekelim. Aslında sana şöyle söyleyeyim. Grup liderleri zaten belli abi. Zaten ama işte şey var. Hani grup liderlerine göre mi gidelim? Yani A, B, C, D'yi direkt grup liderlerini atayalım mı? Yoksa en alttan başlayıp mı? Çünkü normalde hep en alttan gider en üstte. Şöyle yapalım o zaman. Çünkü zaten C ve D grubu 5 takım olacak ya. Aynen. Bence önce D'yi seçelim sonra C'yi seçelim. Buraya hangi takımlar gelmişse bunlar 5 takımlı grup olacak. Tabii mantıklısı o zaten. O zaman önce bence nereden başlıyoruz? Bence alttan başlayalım abi. D'den mi? Evet. D, C. Yani D, C, B, A olarak gidelim. Çünkü D, O zaman ya da tam tersi şöyle yapalım. A, B,
C, D. CD'ye gelen iki buraya gelenler iki takım daha seçilmemiş olacak ya. Bak Malatya 1, Tulpar 2, Bilgi 3, Dijital 4, Mersin 5, Sivas 6 ya. Evet. 1, 2 seçtik bu 2'yi. Daha sonra 4 kaldı. Mecburen o 4 buraya. Yani 5'li gruba, tamam mı? A grubunun son takımını seçiyorum ben şimdi. Tamam mı? Hazır mısın? Aynen, bekliyorum. Bekle. Bir saniye. A hemen. Grubunun son takımı şöyle görüyorsunuz elimde. Bir sürü var. Hatta Gaza şöyle niyetine. Nasıl yapabiliriz? Hatta şöyle yapayım arkadaşlar. Futbolist sahibi sevgili Cesur gelmiş yayına. Kendisine de hoş geldin diyoruz Cesur burada. Cesur'a hoş geldiniz. Şöyle arkadaşlar bakın, bir karışıklık olmasın diye, hatta nasıl yapacağım? Hatta bir şöyle bir şey yapabilirim ya, bir saniye. Geçen sefer kırdığın vazo toplamadım. O çok kırıldı. Bakın arkadaşlar, elimize alalım şunları şöyle. Hatta bence ne yapıyor musun? Bak tişörtünü hafiften katla böyle. Bak, bakın şöyle böyle. Bir bakın. Şöyle bir bakın. Çünkü bunda çağrı çok var. Çok olduğu için. Abi seni kırdılar. Dikkat edin, o kadar kindere vallahi tamam, külü alacaklar. Çekiyoruz arkadaşlar. İlk takım A grubunun 4. torbanın ilk takımı. Hadi hayırlı, bakalım kaza niyetine. Uğurlu olsun. Güzel bir kura. Daha güzel bir kura da daha ilk kura abi. Yeni Malatya Spor. Yeni Malatya Spor. OBS'ten de ekranı değiştir. OBS'ten de değiştir. Dur, değiştireceğim bir saniye. Yeni Malatya Spor. Şöyle bir kenara koydum. Dur. Yeni Malatya'yı kenara koydum. Yeni Malatya'yı şimdi yerli yerine ekleme vakti. Buradan Yeni Malatya'mız şu anda A grubunun son takımı olarak öncelikle yerini direkt yani kesti alalım. Kopyalayla değil, kesti alalım. Çünkü görelim hangi takımlar kaldı. Aynen öyle. Son takım olarak demeyelim de daha doğrusu A grubunun ilk takımı olarak şu anda bizlerle. Direkt o D grubu falan yazıyor. Oradaki rengi al. Heh, direkt ona. Tamam. Evet arkadaşlar, sevgili dostlarım, ilk takımımız seçildi. Hayırlı uğurlu olsun Malatya A grubuna, hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ve geçiyoruz ikinci takımımıza. Onları sonra düzenleriz. Aynen öyle. Geçiyoruz tekrardan sana bakıyoruz. Yine aynı yerdeyiz arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. Hata olmasın. Bakın hatta B grubunun tekrar son takımı değil mi şimdi? Tekrar alıyorum, tekrar bırakıyorum. Evet, B grubunun son takımı. Şöyle bir elimle bir daha karıştırıyorum ve bir tanesini seçiyorum. Haydi bakalım, şöyle bir B grubunun ikinci takımı sevgili arkadaşlar. Doğru çektin, emin misin? Evet, ufak bir hata olmuş. şöyle göstereyim de hata olmasın. Fenerbahçe var. Fenerbahçe'yi yanlış gruba atmışız. Ufak bir hatamız olmuş. Kusura bakmayın. Çağrı sen koyun. Sen kendi kamerana şey yap. Kendi kameranda biraz bir şeyler söyle. Ben bunu düzeltmem lazım çünkü. Burada bir hata var. Sen onu düzelte dur. Şimdi şöyle yapalım o zaman arkadaşlar. Böyle şeyler olur malum zaten yani. Bunlar normal şeyler. Şimdi ilk başta en azından ben tekrardan sizlere bir şeyleri göstereyim. Pro Elite Lig'deki öncelikle takımlarımızın torbalarımızı. Bak hatta Ali Can'ın mesajı var. Hatasız kul olmaz diyor yani. Ondan sonra şimdi... öncelikle takımları tekrardan bir bakalım. Birinci torba Galatasaray Espor, Göztepe Gaming, Games Crew, AS4A Games Crew ve Futbolist. Abi bir dakika ya. Torba, hepsi bir Fener maçı abi. Hayır. Ben hata yapmamışım. Aslında bu şeyi bir dakika. Tamam, sıkıntı yok. Tamam, tekrar bana dönebilirsin ya. Bak Emir ne diyor? Infantino istifa diyor. Toplar titreşimli diyen var. Yok, bak. Bas tekrar bassana bana. Arkadaşlar bak. Bu yani diğer kura çekecekken yanlışlıkla öbürünü çekmişim. Aslında hepsi doğruymuş. Üçüncü torba kurasını mı çekmişsin? Yani elimle bırakırken bu tarafa bıraktığım için yanlış çekmişim. Pardon. Kusura bakmayın arkadaşlar. Tekrar görüyorsunuz. Şu şekilde. Hatta elimizi alalım. Tekrar bırakalım. Karıştıralım. Şöyle istediğimizi yapalım. Hatta Çağrı şuradan bir tane alttan seçiyorum. Hop düştü zaten. Al abi. Düşeni al direkt. O dayanmak istemedi. Al düşeni hemen. Bakalım. Burada kendisi sabırsız bekleyen, havaya uçan ve düşen takım grupta da aynı başarıyı gösterebilecek mi? Şöyle bir bakıyoruz. Düşsene yine Fenerbahçe'yi çekiyormuş. B grubu. Ben gözüküyor muyum ekranda? Sen şu anda ekrandasın abi, tamam. Merak etme. Kimmiş? Dijital Stars takımı geliyor. B grubuna Dijital Stars takımı geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen Dijital Stars'la. Ben bu arada kuraya bir daha bakıyorum yanlış olmasın diye.
1907 aynen. Bu tarafa koymuşum. Doğru. Hemen ne yapıyoruz? Digital Stars takımımızı da, sevgili Digital Stars'ı da buraya an itibariyle ekliyoruz. Tamamdır. Ve geçiyoruz 3. takımımıza. Yani C grubuna geçiyoruz arkadaşlar. Ben gözüküyor muyum? Evet, şimdi gözükeceksin. Tamam. Üçüncü ve an itibariyle geçtim. Ekrandasın. 4 tane olduğu için arkadaşlar artık istediğimiz gibi şöyle elimizi alıp tekrar bırakabiliriz, sıkıntı olmasın diye. Tekrar kimin gelmeyecek, kimin gelme olasılığına bakalım mı önce bir? Yani hızlandıralım biraz. Okay. Tulpar, Bilgi, Fark Mersin, edelim. Sivas. Aynen. Şöyle karıştırdık. Seçtik bir tanesini. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. C grubunun 4. torba takımı. Bilgi 4. torba, 4. torba 5.si oluyor kısaca. Evet. Değil mi? Bilgi Üniversitesi. Dördüncü hani torbanın dördüncü torba takımı işte. Ya, C'nin beşincisi. Evet. Aynen öyle. Beşinci takım seçildi. C grubumuzun 5. takımı Bilgi Üniversitesi oluyor. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca tamamdır. Tamam. Bilgi Üniversitesi'ni de ekledik. Tamam. D grubunun sonuncu takımı. Ben var mıyım görüntüde? Bir saniye göstereceğim şimdi. Evet. Şimdi şöyle yapalım çare. Şöyle yapalım çare. Ben şimdi son grubu çekiyorum arkadaşlar. D grubunun 5. takımını seçiyorum. Ekranda hep ben durayım çare istiyorsan. Tamam. 2 takımı da sonra sen düzeltirsin. Arkadaşlar 3 tamam. tane kaldı. Çare. Elimdeki iki tane mi, camdaki mi? Camdaki abi. Tamam. Şeylik, uyuzluk değil mi? Camdaki abi. Tamam. Evet, C grubunun takımı. Ben ekrandayım yok, zaten. D grubunun son takımı. Pardon, bu. D grubunun son takımı. Ben ekrandayım değil mi? Sivas Spor. Evet, Sivas. Sivas Spor arkadaşlar. D grubunun son takımıydı. Sivas mesela beni bu sezon birazcık açıkçası... Şaşırttı. Hayal kırıklığına uğrattı çünkü ama şöyle bir bilgi vereyim. Verelim. Avrupa'da çok iyi oynayıp çeyrek finalde Avrupa şampiyonuna elenip ligde şöyle bir bilgi verelim onunla alakalı. Biliyorsun Güngör yeni aldı takımı. Yepyeni bir takım kurdu ama ikinci dönem haberlere geliyor çok iddialı takım kuracakmış. Arkadaşlar C grubuna seçiyoruz yeniden. Çünkü bu iki grup 5 takım olacağı için 2 takım kaldı. Çağrı. Kimin kaldığına bir bakalım istiyorsan önce. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Senin... Dövmeli kızların dövmesinin olduğu el mi normal el mi? Kızların dövmesinin olduğu el tabii ki. Tamam. C grubu. Hangi takımlar kaldı çare? Onları hemen göstereyim dur. Mersin ve Tulpar. Aynen yani, öyle. Yani şu anda Bilgi Üniversitesi'nin grubuna gidiyor. Mersin ya da Tulpar. Dediğim anda var. Tulpar geliyor. Hayırlı olsun Tulpar'a da. Hemen Tulpar'ımızı da ekleyelim. Onlara da grubu da başarılar diyelim mesela... Tulpar. Dolayısıyla Mersin D grubunun son takımı olmuş evet. oluyor. Onu da izleyicilerimize, takipçilerimize hemen belirtelim. Bu durumda şimdi kısacası Mersin'de aynı zamanda hemen onu da düzelttiğimiz takdirde ben ilk şeyleri değerli izleyicilerimize göstereceğim. Onur onlar. Hemen. Evet şu anda... 5. torba takımlarınızı tamamladık arkadaşlar. 4. torba özür dilerim. 3. torba takımlarına geçiyoruz. 2 tane grubumuz 5 takımlı. Bunlar bir saniye. Tamam mısın? Ver oradan baba. Arkadaşlar evet. görmüş olduğunuz gibi şu andan bu şekilde A grubu Malatya, D grubu Digital Stars, C grubu Tulpar ve Bilgi, D grubu Mersin ve Sivas Spor ve şimdi A grubunun 3. takımı seçiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada 3. torba takımlarını da hemen hatırlatalım. Team Aurora, Adana, 1907 Fenerbahçe ve Kasımpaşa e-spor. Bu 4 takım şu anda A, B, C ve D gruplarında 3. sırayı alacaklar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hani hile hurda insanların aklına bir şey gelmesin diye. Arkadaşlar çete 1, 2, 3, 4 ilk yazanı şöyle elimde. İlk yazanı alacağım. Şurası 1 bu arada. 1. İlk yazanı alacağım. İlk. Çete ilk yazanı. 3. 3. 1, 2, 3. Şu. Hani hilemiz hurdamız olmadı. Belli olsun.
şöyle bir açalım. Bakalım. Okan'cım geç kaldın ya. İki yazdın ama. Evet. Fenerbahçe geldi. Fenerbahçe'yi gösterelim. Vay. Fenerbahçe takımı A grubunda Malatya Spor'un olduğu gruba gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe şu anda şu andaki diyorum kötü bir kura şansı var. Çünkü yeni Malatya Spor gerçekten bakın ligdeki yerine asla aldanmayın. Bence çok iyi oynuyor. Ve Malatya Spor Fenerbahçe'yi zorlayabilir. Abi bak yine söylüyorum. Eğer ki bu gruba Galatasaray'la Antep düşerse bu grup ne olur biliyor musun? Gözüküyorsun şu anda, tamam. Sen gözüküyorsun. Tamam. O zaman ikinciyi çekiyorum arkadaşlar. İstiyorsan deminki gibi yap abi yine. Aynen öyle. Evet, ilk yazan arkadaşlar. Şu andan sonra ilk yazan. 1, 2, 3. Kim yazıyormuş? Kim denk geliyor? 2. Okan geldi bu sefer. Evet, B ortadık grubunun. Yani. B grubunun. Takımı. Adana geldi. Vay be, Arnavut memoya bak. Arnavut'a bak, Adana gelsin dedi, Adana geldi. Vallahi billahi ya. Ekranı da düzelt, ekranı da düzelt, öyle yapalım istiyorsan. Ekranı da şey yap. Ben okay. De o arada kuralları falan düzeltim şurada. Ekranı da yap kardeşim. Arnavut, senin tam olarak tahminin nedir peki? Onları ben asıl duyayım, madem öyle böyle tutturabiliyorsun. Bir de onları duyalım. Arnavut, bundan sonra yayınlara gelip skor tahmini de yapmanı istiyoruz senden. Aynen öyle. Evet. Adam cayır cayır yaptı vallahi. Yani bu şey niye olmuyor Çağrı? Bu en üste niye gitmiyor bir yazı? Vallahi ben de anlamadım abi ya. Normalde gitmesi lazım. Bak yine gitmedi. Yani otomatik en üste nasıl olacak? Galiba biz kendimiz en üste gelip bir tane şeye basmamız lazım galiba. Yazıya. Neyse bak, Adana'yı çektik. Kimler kaldı? Team Aurora ve Kasımpaşa var. Ekranda şu anda zaten fikstür var. Evet. Team Aurora ve Kasımpaşa kaldı. Şimdi Team gelelim ve Kasımpaşa. Buradan. Arkadaşlar Team Aurora ve Kasımpaşa. 1 mi 2 mi beyler? 1, 2. 1, 2. 2 dedi Sercan. Sercan dedi. Ve tekrar grubu zaten şu anda elimde duruyor. Tekrar grubu göster. Hangisi geliyor şimdi? Hangi takım? Tekrar ben. Aurora mı Kasımpaşa mı? Aurora hangi gruba geliyor? C grubu. Tulpar Bilge. Tamam Bilge. Alayım. Tamam tekrar alıyorum. Tulpar Bilge ve Kasımpaşa takımı aynı grupta arkadaşlar. Tulpar, Bilge ve Kasımpaşa aynı grup buluyor. Nice. OBS'de de burayı verdin değil mi? OBS'de şu anda bu şey burası var. Bu ekran güzel, tamam. Onun ekranı, şey ekranı var. Kura çekimi. Güzel yaptın. Güzel yaptın. Evet arkadaşlar şu anda çağrı yapıyor. Ben de tekrardan bakalım. A grubunda Fenerbahçe Malatya Spor. B grubu Adana Spor, Digital Stars Espor. C grubu arkadaşlar Kasımpaşa, Tulpar ve Bilgi Üniversitesi takımları var. Ve D grubunda da Team Aurora, Mersin ve Sivas Spor. Vallahi fena olmadı ha. Şey yapmıyoruz, Tulpar'ı unuttuk. Ha, Tulpar'ı ekledim. Ben şey, hala Team Aurora'yı unuttuk. Ve ben kaldı iki grubumuz sevgili futbolcular. İki torbamız daha doğrusu. Abi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? İkinci torba yemin ediyorum eğer benim şey ikinci torbadan A grubuna Antep gelirse bak sana yemin ediyorum benim bak, dediğim oldu. Gibi geliyor. Gördün mü en üstte oldu direkt. En üstü seçtim de en üstü seçtim de o yüzden. Aynen yukarı şey yapma. Öyle yapalım bundan sonra. Tekrar bana gel abi. Ya da dur bir dakika son bir bakalım. Arkadaşlar Fenerbahçe Malatya Spor. Adana Digital Star, Kasımpaşa Tulpar, Bilge, Team Aurora, Mersin, Sivas. Şimdi ikinci torbaya geçtik. Burada hangi takımlar var? Aman OBS'i bir daha açmanı gerektiğini zannetti galiba. Aynen. Şimdi tamam. Hangi takımlarımız var? Bakalım bir dakika çağır. Tekrar bakalım oraya bir. Az önceki bakalım yere. Abi. Eskişehir, Gaziantep, Başakşehir, Altay. Tamam. Yani Eskişehir, Altay falan filan bakıyoruz şimdi ikinci torba. Nerede? Gel kardeşim. Geçen seferki şeyi yapan hangi arkadaşımızdı? Tahmini bilen. Arnavut muydu? Öyle bir arkadaşımızdı. Arnavut'tu galiba. Arnavut'tan A grubu için bir şey tahmini isteyeceğim kendisinden. Sıradaki top Bedir'cim geldi demiş. Sevgili arkadaşlar göster beni baba. Hile hurda olmasın. Beni göster. Arkadaşlar torbalarımız burada. Bakın şu anda 3-4 yazıyorsunuz ama ben ne dedim size? Benim söylemem lazım önce. Çünkü o zaman herkes yazıyor ve hangisi olduğu belli olmuyor.
Ben söyledikten sonra arkadaşlar, şu an değil. Ben söyledikten sonra şöyle ben Arnavut Memo'dan istiyorum tahmini. Demi tutturdu çünkü. Evet, 1 2 3 4 söyledim şu an itibaren. Dövmesine an itibaren. Göre dövmesine göre 3. Alın abi. 2 yazdı Hasan. İlk Hasan İlk Hasan mı yazdı? İlk Hasan yazdı. Hasan Ao 2. 2. Şu arkadaşlar iyi olmasın. Bak şimdi Antep çıkacak. İçime doğuyor. Bir dakika dur. Arnavut burada kim çıkacak? Ekranı sakın değiştirme. Ekranı sakın değiştirme, sonra derler ki bilerek değiştirdiler. Aynen öyle. Arkadaşlar Arnavut ne diyorsun? Kim var bunun içinde? B grubuna Altay'ı alalım demiş. Ben bu arada şey yapacağım. Bir saniye senden bir ufak izin istiyorum. Şu şey yapacağım. Şurada biraz değişik müzik de verelim. Müzikler benim. Nerede? Kim yazdı? Yazdın birini? Kimse yazdı mı? Vallahi bilmiyorum. Bakmadım sen şey müziğe şey yapınca. Arnavut'a bakmadın mı? Yok dur. Arnavut ne yazmış en son? Millet ama yayıncılar, yayındakiler arkadaşlar hep şey diyorlar. B grubuna Altay alalım demiş. Arnavut. Hadi. Şimdi daha hata mı oldu? Emir bir şey söyledi. Hata mı oldu? Abim geri saydı falan diyor. Ya hata mı yaptık acaba? Abim daha söylemeden... Ha 2 diyor, söylenmeden geldi diyor. Ama çektik artık, yapacak bir şey yok. Tamam, hadi bakalım. Arkadaşlar, biz hangi grubu çekiyoruz? A grubunun değil mi? Fenerbahçe'ye. A grubunun ikinci takımı. Fenerbahçe'ye ikinci sorumlu takımı. Antep abi. Antep. Eskişehir. Gördüm. S yazısını gördüm. Nice. Eskişehir. Güzel. Güzel güzel, bu da iyi. Eskişehir. Bu da güzel. Takımı. Bu da güzel. Yeni Malatya, Fenerbahçe, Eskişehir. Bir ölüm grubu da burada. Yani... Cidden ölüm grubu biliyor musun? Abi Eskişehir zaten ASCII Cup'ta kendini belli etti biliyorsun. Ölüm grubu ölüm. Eskişehir bu ekranda mıyız? Hala da kendini şeyde kura ekranındayım şu anda. Ha şeyde OBS'e buradasın. Süper. Eskişehir'i de yazdık. Şimdi B grubunu... Spor, Dijital Stars'a çekiyoruz değil mi? Gel Antep, abi. Başakşehir ve Altay. Dur burada. Arkadaşlar Adana Spor ve Dijital Stars'ın olduğu gruba Antep, Başakşehir, Altay'dan birini çekiyoruz. Ver coşkuyu baba bana. Hadi bakalım. Beyler 1, 2, 3. Bak ne diyorlar? Çağrı niye sürekli ana Emir yapıştırıyor. Neden ısrarla Fener'e zor takım çektirmeye çalışıyor? Erkan söyledi. İlk Erkan söyledi. 1 dedi Erkan. Ve içimde öyle bir his var ki bu takım... Sen onu çek. Emir'e bir basın açıklaması yapacağım. Bir dakika dur. Bu takım Antep bu takım. Öyle mi diyorsun? Antep derim, Antep çekerim. Adam. Antep. Antep geldi. Antep'in hamamları. Antep geldi. Hayırlı uğurlu olsun. İkinci yani B grubuna Gaziantep Futbol Kulübü, E-Spor, Adana Spor, Dijital Stars E-Spor ve B grubu son liderini bekliyor. B grubu... Basın açıklamamı yapabilir miyim şu anda ben? Buyurun. O zaman ikili kelebekle yapalım. Sen de aynen bizim. Öyle. Aynen basın öyle. Açıklaması. Basın açıklaması beyler. Şimdi öncelikle buraya geldiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgili Fenerbahçe kaptanı Emir'e birkaç yaptığı yorumlar üzerine cevabım olacak tabii ki. Çünkü neden? Bana da cevap hakkı doğuyor. Cevap hakkı doğdu beyler, haklı. Kendisi diyor ki gelmiş buraya işte neden Fenerbahçe'ye zorlu kurallar, zorlu takımlar çektirmek istiyorsun diye. Sonuçta Fenerbahçe de ligimizin zorlu ekiplerinden bir tanesi. Diğer tıpkı diğer ekiplerimiz gibi. Biz asla ve asla şey yapmıyoruz. Zorlu seni olarak... kendi yazmış bak. Çağrı camiayı karşı almış. Biz Çağrı buradan de... biraz viraj yap. Böyle şey yap. Ya biz tamamıyla Fenerbahçe'de tıpkı diğer takımlarımız gibi Fenerbahçe camiası da bizim için aynı şekilde değerli bir camiadır. Ve aynı şekilde kendisi de zorlu bir takımdır yani. Bunları böyle... Sürekli Onur online oh yapıyor diyor. Oh hayır, öyle. Yani Onur kaptan cevap versin diyor. Bak abi böyle bir şey olabilir mi ya? Ben her takıma ah oh yapıyor. Tövbe estağfurullah. Şimdi haydi bakalım. Çağrı gel bana baba. Gel bana dur. Şey Kuray'a bir gel bakayım Çağrı'cığım. Başakşehir Altay. Değil mi? Bence ben bir dakika. Kasımpaşa, Tulpar, Bilgi. Bak burada Kasımpaşa var. İstanbul takımı. Başakşehir hani uzağa gitmez. Deplasmana gitmez. Hani yakın olduğu için falan. Başakşehir mi diyorsun? Başakşehir buraya şey olur. İyi olur. Çünkü Kasımpaşa uzak değil. Bak Bilgi uzak değil. Tulpar uzak değil. Deplasmanı yok.
Ha, D grubuna düşse Mersin'e gidecek, Sivas'a gidecek. Başakşehir burada bu gruba düşerse yani yırtar. Gel bana çağırı. İyi de abi Altay gitmeyecek mi yani? Yapma. Ama Altay hepsini gidiyor zaten. Ama Başakşehir 3 İstanbul, hepsi İstanbul. Anladın mı? Bir Altay'a gidecek, bir tanesi var. Sen Altay çek bakalım. İstanbul'a gidecek, Sivas'a gidecek, bilmem nereye, her tarafa gidecek. Evet bakalım arkadaşlar. Dur bakayım. Tutku Demir, Onur abi selamlar, iyi yayınlar. Fenerbahçe kaçıncı sırada şu an Pro Lig'de? Tabloyu göremiyorum. İnternet sayfamızdan bakabilirsin. Sevgili dostlarım, Cengizhan'ı gördüm ben. Cengizhan, hoş geldin. Arkadaşlar, 1, 2. Bu sefer ilk ben yazan söyleyeceğim. Soldaki abi. Ama sen söylersen şey olur. Anlaşmış olur. Ha iyi. Zaten 1 dedi zaten. 1 geldi, senin dediğin oldu. Ben senin solun dediydim. Benimki olmadı aslında zaten. Ha yok, tamam. Seninki olmadı. Bakalım kim çıkmış. Ben bunu katladığım için biliyorum. Onu keserken böyle yamuk kesmişim çünkü. Kim o? Altay. Altay çıktı. Başakşehir'in logosunu ben çok daha büyük yapmıştım diye hatırlıyorum. Bakayım bir doğru mu hatırlıyorum. Evet, uzunlaması neydi çünkü? Şöyle bir uzunlaması neydi Başakşehir'in logosu? Bakayım. Dur. Bir dakika. Uzunlaması neydi? Ha, dikey çünkü. Evet, evet, doğru. Öyle yapmıştım. Oradan anladım zaten. Şimdi bu da tamam. Şimdi buradan Başakşehir D grubuna düştü bu durumda. Tabii Başakşehir deplasmana gidecek. Başakşehir İstanbul dışına. Evet. Ve Başakşehir'in Allah'tan kar kış kıyamet değil. Ve işte şu anda en değerli yere geldi. Kuyruğun kopacağı yer artık burası. Bakalım neler neler olacak. Yalnız bir de şöyle de bir durum var yani. Neyse ben insanlar benim konuşmamı istemiyorlar. Başta bazı kaptanlar olmak üzere. Dolayısıyla yorum yapmak istemiyorum bu grupla alakalı. Yani buradan dediğim kaptanlar da gereken mesajı almışlardır diye düşünüyorum. O yüzden yorumlarda bulunmak istemiyorum yani. Çağrı'ndan oğlumaya başlasın. Hazır mıyız gençler? Eğleniyor muyuz? Eğleniyor muyuz gençler? Gel bakalım çağır bir şeye. Listemize. Geleyim abi. Sevgili futbolseverler. Galatasaray, Göztepe, Games Crew, Futbolist. Şimdi Eskişehir, Fenerbahçe, Malatya. Of. Antep, Adana, Digital Stars. Altay, Kasımpaşa, Tulpar, Bilgi. Başakşehir, Team Aurora, Mersin. Bak burada Başakşehir'in grubu da ters, sana söyleyeyim çünkü. Başakşehir güçlü takım. Team Aurora iyi yerde. Sivas'ta takım aslında. Sivas yeni transferler yaptı, çok farklı aynen, geliyor. Bilgi, Tulpar, Kasımpaşa, Altay. Yani tabii ki her şey zor, takım zor ama şu anda ölüm grubu Fenerbahçe'nin olduğu grup bence. Eskişehir, Fenerbahçe, Malatya. Bana göre. Abi, ama Galatasaray, Adana da ya yani Galatasaray diyorum, Antep, Adana da var abi bu tarafta B grubuna en da ölüm diyorum, en ölümü, şey. En ölümü. Abi, ha, en ölüm. Yani o öyle. Diğer grup öldürür. Ya öldürmez, süründürür. Ama diğeri öldürür. Hazırsak geçiyoruz. Hadi bakalım. Ben ağzımı açmıyorum abi bundan sonra. Bana kimse yorum yaptıramaz. Ya, düşme. Heh. Bu Emir'in bu yorumuna çok katılıyorum. Burada kura çekimi var. Ve Göztepe kaptanı şu anda burada değil bile. Yazıklar olsun diyorum Göztepe kadronu. Miraç'a. Ve geçtik. Şöyle bir karıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir. Arabayı sağ çektim, izliyorum. Emir kaptan yazmış Miraç. Onun Tifo on fire, hoş geldin. Abi bak o kinderler yerinde durmuyor ha bak. Evet arkadaşlar bekleyin, daha sormadım. Daha sormadım, şöyle bir dakika. Bir dakika. Vay arkadaş. Evet. Alayım arkadaşlar, ilk. Dövmeden itibaren alın 1 2 3 4 diye. 2 Zirel FTV. İlk 2 mi geldi? Evet, Zirel FTW yazdı. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz. Şöyle hile olmasın. 2. 2 geldi. Rampam. Bir dakika, Çağrı. Sakın ekranı değiştirme çünkü şey olur. Bir saniye kardeşim, sakın ekranı değiştirme. Ben bunu çalmak zorundayım, kusura bakmayın arkadaşlar. Bir saniye. Bunu yapmak zorundayım Çağrı. Yok artık, o kadar da değildir ya. Geliyor. Rampam. Ben sana yapardım abi arkadan.
Söyle bir iş. Bence Kura'yı ona çektirelim bir tane. Haydi bakalım. Müzik kız duyamıyoruz demişler. O zaman arkadaşlar artık tamam, eğlendik güldük ve kuramız gelsin. Hayırlı uğurlu olsun. Göztepe Gaming. Hadi be. Ama yine de kötü değil be abi yani. Göztepe Gaming'e kötü diyorsam kafama sıkayım yani. Göztepe Gaming. Bir an var ya. Emir'i tebrik ediyorum. Emir'i tebrik ediyorum. Emir Göztepe Gaming gelecek demişti. Ohlasın demişti Çağrı. Çağrı şimdi ohlamaya başlasın demişti ve Göztepe Gaming burada Fenerbahçe'nin A grubunda grup lideri olarak rakibi oluyor. Şimdi göstereceğim arkadaşlara aynı zamanda ben de bir yandan. Bu arada sen onu hallet, ben de bir şeye bakacağım bu arada. Çünkü senin görüntün var şu anda yanlış hatırlamıyorsam. Tamam. Tamam, ben bir şeye bakacağım bir saniye. Bakayım. Evet, sen varmışsın. Çünkü Kadir'in ne yazdığına bakıyorum. Hatta sonra şey olmasın diye şimdiden okuyayım ki kura çekiminden sonra olmasın arkadaşlar. Bakın. Ne yazmış? Torbaları yazmış. Diyor ki gruplar 4-4-5-5 olacak, tamam. İlk ikiler çıkacak. Finale kadar çapraz eşleşmeler demiş. ABCD mi oluyor bu durumda yani? Hayır, böyle demiş. A1-D2 B1-C2 demiş. Böyle yapmış. A1 ile D2 demiş. Yani en son A'la D, B ile C. B ile C yapmış. A1'in D2'si, evet. A2'nin D1'i, B1'in C2'si, B2'nin C1'i. Evet, çıkacak finale kadar çapraz eşleşmeler olacak demiş. Onu tam anlamadım. Zaten buradan sonra yarı final olmuyor mu? İki takım çıkıyor. 2-4-6-8 çeyrek final oluyor. 8 çeyrek final oluyor. Ondan çapraz sonra eşleşmeyle eşleşiyorlar. Ondan sonra duruma göre yarı final ve final diye gidiyor. Eğer o da çapraz eşleşme, yarı finalde tekrar çekeceğiz mi o zaman? Yani şimdi eşleşme olacak o zaman. Bak, seyrekel mesajı ekranı da göster diyor. Eşleşme olacak. Tabii ki. Şöyle gösterebilirim. Gözüküyor mu? Yok, yani şey, gözüküyor, için gözüktü. Şuradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. İlk eşleşme, çeyrek final eşleşmesi, çapraz eşleşme. A1, D2. Eyvallah. Ondan sonra eşleşen takımlara yeniden bu kura çekimi ne diyorsun? Vallahi ben çapraz eşleşmeden sonra bir kura çekimi gider diyorum ya. Bence gider. Hem de heyecan olur. İzleyenler açısından da güzel olur. Aynen öyle. Orada çapraza gerek yok bence yani. Tamam. Ben hani ben orada çapraz olsun diye, bence orada çapraz olmasına gerek yok. Bence kura daha zevkli olur gibime geliyor. Yani sen ne dersin? Kura mı diyorsun? Ben kura derim ya. Ya kura her zaman izlenmesi açısından güzel oluyor ya. Bence arkadaşlar şöyle yapalım. Ama mesela şeyde Şampiyonlar Ligi'nde bu sene bir şeyde VPL öyle yapmadı biliyorsun. Eşleşmeleri yaptıktan sonra kendi direkt o böyle ağaç şeklinde düzeltti en basitinden. O zaman aynısı. Tamam, o zaman. O zaman şeyde ağaç şeklinde gidecek yani mantıken baktığında. Tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. Şimdi ben buradaki yorumcu olduğum için burada lig yönetimi var. Başkanımız var. Yeni başkan seçildi biliyorsun. O onun kararını verir. Ama ilk eşleşme yazılana göre çapraz olacak, bilginiz olsun. Hadi bakalım. Ben de ağaç hazır demiş zaten Kadir. Tamam. Evet, çekiyorum yeni kurayı arkadaşlar. Buyurun. B grubuna çekiyorum. B grubu. Bakalım mı bir B grubu? Yok bak, artık bak çektim. B grubuna. Bek. Bak, daha çıkmadım. Bak tamam. Bir. Antep, Adana, Digital Stars. Oraya çekiyoruz arkadaşlar. Galatasaray, AS4 ve Futbolist. Bunlardan bir tanesini çekeceğiz. Bence Games. Tamam mı? Hazır mısınız arkadaşlar? Dur, seni alalım. Evet, Onur abinin dövmesinden itibaren, sağ taraftan itibaren seçeceksiniz arkadaşlar. Şuradan itibaren 1-2-3. 1-2-3 şu an sordum. Şu an sordum. 1-2-3. Bu kişiden sonra 2 geldi Alican. Bu kişiden sonra yazan. Pardon. Şöyle. Hangi takımlar vardı? Dur bakayım. Adana, Antep, Digital Stars. Galatasaray'la... Hayır ya, Galatasaray. Dışarıdan hangi takımlar var? Galatasaray, AS4, Futbolist. Futbolist. AS4, Futbolist, Galatasaray. Tamam. AS4, Futbolist. Kim düşünüyorsun? Ben demin ne dedim? AS4 diyorum ben. Games Crew diyorum. Ben de Galatasaray diyorum. Bence Galatasaray geldi. Futbolist mi? Oo, yok. Galatasaray. Vay arkadaş.
Galatasaray hayırlı olsun. Galatasaray, Antep, Adana Spor, Dijital Stars, e-spor takımlarına karşı geldi ve son kuramızı çekeceğiz arkadaşlar. Son kuramız. Yok, çünkü son iki olma. Ha evet. Çünkü son otomatik gidecek zaten. Biliyorsunuz evet, bu son doğru. Kuramız. Doğru. Bakalım. Haklısın. Son kuramızda ve AS4 geliyor. AS4. Çağır, heyecan yapma. Şaka yapıyorum. Seni bekliyorum. Çek abi, sıkıntı olmaz. AS4'ü de yapıştıracağım oraya sadece. Ha, ekranda ben mi varım? Ne? Ekranda ben mi varım ki? Ekranda senin olman lazım. Bakarız şimdi. Dur. Hatırlamıyorum. Ya bak sen varsın bak. Tamam, ya tamam. Dedim ben sana. Tamam. Hazır mısın? Bir göster ben istiyorsan şeyi. Göstereyim abim. Arkadaşlar bu şekilde oldu şu anda. AS4 ya da futbolu çıkacak. Altay'ın grubuna. Altay, Kasımpaşa, Tulpar ve Bilgi. Gel Çağrı. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. İstediğim oldu, haydi bakalım. Gerçi ben buradan birine sorarsam ya da sana sorarsam, çünkü anlaşma olmuş olabilir aramızda. Ben şey yapmıyorum abi. Ben şöyle katılmıyorum. Çeviriyorum. Arkadaşlar daha sormadım. Önce hızlı bir şey yapmaya çalışıyorsunuz öyle mi? Yemezler. Evet. 1-2. Sordum. 1-2. 1-2. İlk gelen 2 mi geldi? 2. Alican. Alican. Alican geldi. 2. Onun ama Alican'ın demin söylediğini aldıydık. Ama ilk söyleyen dedik, fark etmez, ilk söyledi. 2. Vallahi bilemedim abi. Çünkü bir de Cafer bir de futbolistin kaptanı. Yani kendine seçmesin Cafer. Sonra derler ki Cafer'le işte konuşmuşlar falan hani. AS4 takımı geliyor. AS4 Games Crew takımı geliyor buradan. Aytaç Sulu'ya selamlar. Kaptan Bünyamin'e de selam söylüyorum buradan. Bünyamin'cim. Seni Crew'a da selam olsun aynı zamanda. Fenerbahçe maçı yakında var biliyorsun. Orada bize bir güzelliğini yaparsın diye düşünüyorum inşallah. AS4 geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Sen onu düzeltirken şey yapayım, insanlar sıkılmasın diye. A grubumuzu açıklıyorum. Göztepe Gaming grup lideriydi. Torba lideriydi. Birinci torbadan geldi. İkinci torbadan Eskişehir. Üçüncü torbadan 1907 Fenerbahçe'ye ve dördüncü torbadan Yeni Malatya Spor geldi. Bence A grubu kaynıyor. Alev alev kaynıyor. Galatasaray, Antep, Adana, OBS'de burası var değil mi? Sıkıntı olmasın. OBS'de sen varsın galiba. Dur bakayım tekrar. Onu al. Oraya al. Evet. Evet. A grubu Göztepe, Eskişehir, Galatasaray B grubunda Antep, Adana, Dijital Stars, C grubu AS4, Altay, Kasımpaşa, Tulpar, Bilgi, Futbolist, Başakşehir, Team Aurora, Mersin. Şimdi grup yorumlarına geçiyorum. D grubuyla başlıyorum. Ben önce ama kısa kısa yapıyoruz, tamam mı? Kısa. Ben izleyicilere bırakıyorum. İzleyiciler ne derse o benim için. Acaba Bir dakika dur. Futbolist inanılmaz transferler. Durmuyor. Ama Cafer durmuyor. Aynen öyle. Ben de baktım transfer dönemi şeyinde son şeyine kadar. Abi ne biçim transferler yaptılar ya. Cafer durmuyor. Asla durmuyor. Sürekli transfer peşinde. Aynı zamanda Ergin de gizliden gizliye haberlerini arıyorum Ergin'in. Gizliden gizliye herkesi izliyor. Bütün takımları izliyor Ergin Kaptan. Ona tabii Ergin Kaptan. Biliyorsun ki şeyden sonra oyunu biraz daha bıraktıktan sonra biraz daha menajerliğe yöneldikten sonra inanılmaz maçları izlemeye başladı. Oyunculara yazmaya başladı. Büyük bir takım kurmaya başladı ve futbolist çok iyi bir takım kurdu. Onu sana söyleyeyim. Ama Başakşehir. Başakşehir geçen seneki Başakşehir'le alakası yok. Oynadık. Karşı karşıya geldik. İnanılmaz baskı. Topu çıkarmana asla izin vermeyen bir takım kurdu. Abi İkinci dönemde de aynı şekilde. Efendim? Avrupa'da Portekizlilere karşı bir maçları var ki benim de anlattığım. Yani Başakşehir çok tehlikeli. Ciddi söylüyorum baksana. Team Aurora. Team Aurora'nın oyuncuları ilk yarıdaki önemli bir derece geldiler ve oyuncuları hemen göz önüne gelmeye başladı. Transfer teklifleri geldi ama Yunus Kaptan elinde tutabildi oyuncuları. Orada bir şey var. Mersin kapalı kutu. Fırat'ın neler yaptığını çok bilmiyorum. Sivas'ta Güngör var. Güngör de inanılmaz bir takım kuruyor. Şampiyon Göztepe'nin kaptanı yavaş yavaş burada da ilerleyecektir. Ben burada bir yorum yapmam gerekirse yapmayacağım. Biz yorum yapmayalım. Ondan sonra farklı şeyler gelebilir. Ha, bilerek öyle yaptınız diye. Biz yorum yapmayalım. Aynen. Var mı yorumun? Yani kim çıkar anlamında değil. Yorumun var mı? Bak, Emir geçer. Kaptan direkt en çekişmeli grup D olacak demiş. Ben de katılıyorum kendisine. O anlamda doğru. Hani o anlamda doğru. Hemen senin yorumun var mı D grubu? Hızlı alacağım. Çok yok abi. Yok. C'ye geçeyim bence. C'ye geçiyorum. AS4, Altay, Kasımpaşa, Tulpar Bilgi. Şimdi Bilgi. Bilgi Üniversitesi ligde kötü bu durumda. Geçen sene de öyle bitirdiler. Artık devre arasında üzerine koymaları gerekiyordu ki az önce futbolistten bahsettim. Bilgi Üniversitesi'nin stoperini aldı futbolist. Yani
Üniversitesi transfer yapmadıysa işi zor. Transfer yapmadıysa. Tulpar. Tulpar takımı her sezon ortalarda. Tulpar'dan artık biraz daha üstlere çıkmasını istiyoruz. Evet, kesinlikle biraz daha, istiyorum abi. Hep ortalarda oynuyorlar. Üstlere çıkmasını istiyoruz. Kasımpaşa ligimize yeni katıldı. Onlar da yeni bir takım. Yani transfer yapması gerektiği son anda haberler oldu. Onlar üzerine kolacaktır. Altay geçen sezon kötü bitirdi ama bu sene Atilla, golcü Atilla'nın da yardımlarıyla attığı çok gol var Atilla'nın. Takımını üste taşıdı. AS4 şu anda 3. mü 4. mü öyle bir şey galiba ama ya 3. ya 4. AS4 çok tehlikeli geliyor. Alıyorum haberlerini. Alman liginden bayağı bir transfer yapmışlar. Onu söyleyeyim. Digital Stars. Kadir kaptan bana güvenin diyor. Özel konuşmalarımızda. İkinci yarı farklı olacak diyor. Eyvallah. Adana Spor. Adana için de şunu söyleyeyim. Fatih. Kendin de iyi oyuncusun. İzliyorum seni. Takımın da iyi. Ama bir şey eksik. Onu bulman lazım. Çünkü bak gerçekten izliyorum. İyi oynuyorsun. Galatasaray maçında şöyle bir bilgi geldi bana. Onu da paylaşayım. İzlememiştim ama. Dakika 80'e kadar galiba Adana Spor 2-1 öndeymiş. Dakika 90 artı 3'te falan Galatasaray 3-2 almış. Ne demek bu? Adana Spor demek oynayabiliyor demek. Fatih hatalarınızı bulun. Üstlere çıkın diyorum. Gaziantep lige çok iyi başladı. Çok iyi başladı. Daha sonra ardı ardına gelen puan kayıpları ve bir anda bir çöküş dönemi. İkinci torbaya düştüler. Avrupa'da yani yarı final yaptılar. Ligi şeyde... Yani Antep ikinci torbaya düştü. Çağrı baksana. Tabii. Yani Antep şeyi Şampiyonlar Ligi gruplarını 6'da 6 ile kapattılar. Ama son zamanlarda bir çöküş var Antep'te. Antep'te şu an bizdeyiz bu arada. Antep'te bir çöküş var. İkinci torbaya kadar düştüler. Umuyorum ki tekrar geri geleceklerdir birinci torbaya. Ve Galatasaray. Yani Şampiyonlar Ligi'ni aldı, Süper Kupa'yı aldı. Grubun mutlak favorisi. Diye tabii düşünüyorum Çağrı ve geçiyorum A grubuna. A grubunda Malatyaspor inanılmaz pas yapabiliyor. Pas yeteneği yüksek bir takım. Çok fazla hem de. Pas yüzdesi çok yüksek bir takım. Defans da biraz sıkıntı var. Oraya bir takviye yaptılar mı bilmiyorum. Ama iyi bir takım. Fenerbahçe ile alakalı şunu söyleyeyim. İlk dönemde kötü gidişleri vardı. Belki de şampiyonluk varosuyla çıkıp ilk haftalarda puan kaybaldıktan sonra bir dalma olabilir. Ama ikinci dönemde hani kendi adıma konuşayım. İkinci dönemde hem transferler yaptık oraya. Bayağı bir katkı olacak. Hem de sana bir şey söyleyeyim. Son bir cümle söyleyeceğim. Ve takımın içerisinde konuştuğumuz zaman beraber konuşuyoruz. Bu takım kaçıncı olursa olsun her zaman şu vardı bakın. Her zaman gerçekten söylüyorum. Mesaj grubu bu. Onur abi ne olursa olsun bu takımla beraberiz, güveniyoruz. Emir abi ne olursa olsun bu takımla beraberiz, güveniyoruz. Kaybediyoruz. Olsun abi biz seninle beraberiz. Biz seninle beraberiz. Başka hiçbir şey duymadık bu çocuklardan. Ve bu çocuklar ikinci yarı farklı olacak diyorum, sana bırakıyorum. Bak şimdi ben açıkçası hem ligle alakalı da şunu söyleyeceğim aynı zamanda ve Türkiye Kupası'yla Fenerbahçe ile ilgili olan düşüncemi. İlk yarıda nasıl ki şu anki puan durumlarında bize sürpriz yarattılarsa, şaşırttılarsa bizi, Fener kendi taraftarlarını da üzdülerse, bence sezonun ikinci yarısında hem kendi taraftarlarını sevindirecekler hem de oyuncular gayet de kendilerine güvenip sevinecekler ve daha mutlu olacaklar, daha iyi oynayacaklar diye düşünüyorum. Hem ikinci yarıda da en şey takımlardan biri olacak bence Fenerbahçe. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Yani şunu söylemek istiyorum ben. Yani bir dönem olabilir abi. Neler yaşandı yani sonuçta. Gerçek hayatta da böyle. Oyun hayatında da böyle. Dolayısıyla bence en şey takımlardan biri olacak olan Fenerbahçe'dir yani. İkinci sezona damga vuracak olan, daha doğrusu ikinci yarıya damga vuracak olan takımlardan biri olacağını düşünüyorum ben. Şimdi maçlar ne zaman oynayacak diyor. Kadir arkadaşımız bununla alakalı turnuva ağacı falan hepsi şu anda kendisinde hazır. Bunları gerekli bilgilendirme yapacaktır diyorum. Sosyal medya hesaplarımızdan da görebilirsiniz zaten. Evet, Göztepe Eskişehir. Aski Kupası'ndan kalan bir... Aski Kupası'nın sahibi Eskişehir bir kere. Evet, orada Göztepe biliyorsun oradan çıkamamıştı. Antep'e elenmişti. Aynen öyle. Orada ayrıca alamadığı bir kupa var. Ligin ilk yarısında 5'te 5 ile başlayan bir Eskişehir. Bunları da unutmamak lazım. Berke Ünel, kura çekimi için teşekkürler. Başakşehir olarak tüm takımlara başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Berke. Çok teşekkürler Berke. Sağ olasın. Ve yayınımızı yavaş yavaş kapatıyoruz. Umuyorum ki keyif almışsınızdır. Bir hatamız olmamıştır. Eğer bir hata yaptıysak da kusura bakmayın arkadaşlar. Bir hata işlediysek kusurumuza bakmayın. İstemeden yapmış olabiliriz belki. Bazen canlı yayında çünkü YouTube videosunda kesiyorsun ve tekrar ilerliyorsun ama canlı yayında öyle şeyler olmuyor. Umuyorum keyif almışsınızdır. Yeni bölümlerde... Ben sana şeyi soracağım dur. Yine kavga videosu gelecek mi? Onunla alakalı şu anda Fenerbahçe'nin durumuna bağlı. Fenerbahçe biraz yukarı oynamaya başlarsa keyifler yerine gelecek şu anda. Çünkü abi, şu anda sadece antrenman yapıyoruz. Evet, kendinize tabii, iyi bakın arkadaşlar. Öpüyoruz. Herkes Çağrı kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Yayınlarda tekrardan görüşelim diyorum. Sağlıkla kalmayı unutmayın arkadaşlar.
Eyvallah. Bye bye.